Mehmet Şeker Aramıza Avrupa girdi. Yardımlaşma ve dayanışma o zamanlar bugünkü gibi yalnızca dernek isimlerinde yaşamıyordu. Mahalledeki insanlar bir bütünü teşkil etmekteydi. Anne hasta, dermansız ise çocuğu komşu teyze yıkardı. Sokakta oynayan çocuklara pencereyi açan bir kadın seslenir, hepsini çağırır, börek çörek pasta ve limonata ikram ederdi. Kandillerde herkes birbirine ikramlar gönderir, tabaklar gelir tabaklar giderdi. Bayramlarda birbiriyle bayramlaşmayan kalmaz, dost düşman ayrılmazdı türküdeki gibi. Mahallenin genç kızlarına yabancı biri belli bir mesafeden fazla yaklaşacak olsa, baksana biraderle başlayan müdahale polise, savcıya, sorgu hakimine taş çıkartırdı. Anlaşmazlık, kavga olur, bazen dövüşülür, öyle durumlarda kimse bana ne demez hemen araya girer ayırmaya çalışırdı. Bisiklet ortaktı, oyuncaklar paylaşılırdı. Mahallenin berduşuna, meczubuna, sarhoşuna karşı kaba davranılmazdı. Yalnız haddini aşanın haddi bildirilirdi. Komşuya akıl danışılır, borç istenirdi. Komşu danışmandı. Yemek tarifi sorulan usta aşçıydı. Dert dinleyen psikologtu, elbise diken terziydi. Bebeğini çocuğunun bıraktığın kreşti, yuvaydı. Güvenlik görevlisiydi, hasta bakıcıydı. Çocuğun derslerine yardım eden, problemlerini çözüp öğreten bir öğretmendi. Dikiş, nakış, örme, işleme konularında danışılır, örgü çileleri yardımlaşılarak çözülüp sarılırdı. Herkes birbirinin çilesine yardım ederdi. Sünnet, mevlit gibi törenlerde her komşu işin bir ucundan tutar, imece yapılırdı. Biri pilav yapar, biri zerde hazırlar, biri yaprak sarma, biber dolma, biri helva yapardı. Nişan, düğün, sünnet, cenaze, tek ailenin değil bütün mahallenindi. Odun kömür taşımaya yardım edilirdi. Pazardan gelenin çantası filesi sokağın başından evinin kapısına kadar taşınırdı. Pestil, incir, üzüm, zeytin, fındık, kestane, ceviz. Memleketten gelen bir yiyecek komşulara bolca dağıtılırdı. Pişirilen bir yiyecek kokmuştur diyerek komşulara ikram edilirdi. Arabası olan bütün mahalleyi taşırdı. Gidilecek yere götürürdü bilhassa acil durumlarda. Televizyon çok az evde olduğu için kalabalık halde seyredilirdi. Küçülen kıyafetler ve bazı eşyalar komşulara verilirdi. Evlerden her gün poşetler dolusu çöp çıkmazdı. Zaten poşet de yoktu. Ders kitapları elden ele giderdi. Bir yılın sonunda gelecek yıl o sınıfı okuyacak çocuklara verilirdi. Romanlar, çizgi romanlar, foto romanlar da dolaşımdaydı. Uzun zamandır ortak şikayet aynı apartmanda oturanların bile birbirini tanımaması. Derdine ortak olmaması üzerine. Site sakinleri tamamen yabancı. En fazlası biraz aşina. Selam vermek bile zor geliyor insanlara. Şimdilerde kötü bakmamak, düşmanca ve nefretli bakmamak bile lütuf gibi. Selam verenlerin de bazıları mal bağışlamış gibi davranıyor. Eskiden öyle miydi Mirim? İnsanlar birbirine daima yakındı. Komşu akrabadan ileriydi. Devamlı misafir gelirdi çat kapı. Misafirsiz bir akşam geçirmezdi. Rukiye teyze gelmiş, Fatma yengeler gelmiş, hoş gelmişler sefa getirmişler. Komşular arasında alışveriş boldu. Tuz istenir, bir bardak yağ istenirdi, yarım limon, bir portakal, bir kaşık salça, bir tutam nane, maydanoz. Bahçede kara kazanda kaynayan sodalı çamaşır suyundan bir çamçak, bir kabak, bir tas alı vereyim. Oğlanın gömleğini çitleyi vereyim diyen bir komşumuz Hiçbir çamaşır gününü kaçırmazdı. Köylerde ise bu tür alışveriş şehirlerdekinden daha ileri boyuttaydı. Eşek istenir, at istenir. Küfe, merdiven, pense, çapa, bel, kazan, süt tavası, bir kucak alıvereyim deyip odun isteyen bile olurdu. Ödünç semer isteyen gördük. Şaka değil. Yıllar geçiyor, toplum değişiyor, adetler usuller başkalaşıyor. AB'ye giremedik lakin Avrupa aramıza girdi. Kavga dövüşü ayırmak bir yana dursun Şimdi böyle bir şey gören kafasını çeviriyor. Sokak arasında aşırı hız sebebiyle arabasıyla birine çarpanlar bile kaçıp gidiyor artık. Mehmet Şeker Yeni Şafak.